Efendim, tüm katılımcıları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı adına. Bu yılki pazartesi konuşmalarımıza matematikle başlayalım dedik. Herkes için matematik başlığını koyduk. Ve bu konuda Türkiye'de bir numaralı ismi ikna ettik. Bizle beraber olmaya diyelim. Çok teşekkür ediyorum Betül Hocama. Kıymetli dostum, komşum. Betül Tambay, Strasbourg'da Louis Pasteur Üniversitesi'nde matematik bölümünden 1982 yılında mezun oldu, lisans düzeyinde. Yüksek lisansını Kaliforniya Üniversitesi'nde Berkeley'de tamamladıktan sonra 1989 yılında aynı üniversitede matematik alanında doktora derecesini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Kendisi bir Prometedir. Hala Türkiye'de. O gün girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde hala öğretim üyesi olarak görev yapıyor, ışık saçıyor. Ateşi buraya taşınanlardan onur duyduğumuz bir arkadaşımız. Tabii bir akademisyen, bir profesör, bir takım uluslararası ünvanları da var. Uluslararası görevlerde de bulunmuş. Mesela Ulusal Türkiye Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yapmış. İlk kadın başkan Türk Matematik Derneği'nde. Daha sonra 2019-2022 yılları arasında Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcısı olarak çalışmış. Yani bu yeni devlet, yeni toplum sloganının güzel bir örneği. Bir kadın Türkiye'yi dünyada iyi temsil etmiş bir kadın. Bu Cumhuriyet'in hedeflerinden biriydi. Yerine getirmeye vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz. 100. yıla da bu arada bir atıf yapmış oldum. 100. yıl seminerlerimize de bu hafta başlıyoruz. Betül Hocam, dün bir Medyaskop'ta bir programın vardı, bir söyleşim vardı. Orada şöyle bir kurdun. Benim Boğaziçi Üniversitesi'ni anlatmam olmamalıydı bana sorulan soru dedim. Ben size matematik soralım dedim. Ve evet, matematik konuşacağız bugün sadece. Matematikçilerin ve matematik kafasıyla düşünenlerin böyle politikaya müdahale etmek zorunda kalmaları olmasa keşke, bir gerçek hukuk devletinde olsak diyorum. Ve matematik, herkes için matematik dedik. Yani bu davet ettiğim zaman arkadaşlarımızı bu şeye, webinara, herkes böyle matematik çalışsak mı falan dedi. Yani soru soracağım zannederler. Halbuki hayata dair konuşacağız bugün. Matematiğin hayattaki yerini konuşacağız. Ve elimde bir kitap var. Büyük Matematikçiler diye bir kitap var. Bu 1940'larda İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Evet, şöyle söyleyebilirim. Kitabı. Büyük Matematikçiler kitabı. Bu da başlığı. Kitabı çevirip Türkiye'ye kazandıranlar da ilginç simalar. Bir tanesi, bunlar Teknik Üniversite öğrencileri o yıllarda. Ömer İnönü bir tanesi. İsmail İşmen bir tanesi. Bunlar mühendislik camiasında da iyi tanınan isimler. Cüneyt Akola ve Zübeyir Demirgüç, benim motor hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bunu çevirmişler. Kitaba baktığımız zaman, bu arada tabii babam da büyük matematikçilerin resimlerini yapmış kitap için. Böyle bir Teknik Üniversite öğrencilerinin eseri. Kitaba baktığımız zaman ünlü matematikçiler, bir Fransız yazarın yazdığı bir kitap aslında. Büyük matematikçilere baktığımız zaman bunların büyük bir çoğunluğu bizim mahalleden. Güzel. Yani bunu biraz açar mısın Betül Hocam? Bizim mahalleden bu kadar büyük matematikçi, yani uluslararası büyük matematikçi çıkmış, sonra ne olmuş? Buyurun. Sefa'ya da, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'na da çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet, matematik hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için son zamanlarda biraz fazla
aşırı dozda siyasete gömülmek zorunda kaldık. Onun için geçen günkü Medyascope'da hiç matematik anlatamadım. Orada da söylediğim oydu. Ondan evvel bir iki kere çıktım ama hakikaten kendi konumla ilgili yahut işte neden matematikle hayat bu kadar ilişkilidir, matematik niye bu kadar güzeldir gibi keyifli konulardaydı. Son zamanlarda pek keyifli bir şey yapamaz olduk. Onun için burada olmaktan mutluyum. İyi ki Sefa yanıma gelmiş. Çünkü ben katılanları göreceğimi zannediyordum. Ama şu anda maalesef bir de kendimi görüyorum ekranımda. Neyse, iyi ki Sefa var teselli. Bir de Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın çok güzel logosunu görüyorum. Ben orada bir pi görüyorum. Evet. O pi harfi yine bir matematik. Şaşırmıyorum. Çünkü hem tarih görüyorum orada, hem matematik görüyorum ve Sefa'nın sorduğu soru da tam bunlarla ilgili. Şimdi bizim teknik yardımcımız kimse, acaba ben bir resim gösterebiliyor muyum burada, yoksa nasıl oluyor? Bir tek konuşuyor muyum, yoksa share screen denen şeyi yapabiliyor muyum? Eğer aktif hocam, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O zaman bir deneyeyim. Ne görüyorsunuz şimdi? Sizin sunum ekranınızı görüyoruz. Herkes için matematik ve Türk Anbaa yazıyor. Tamam, güzel. Şimdi herkes için matematik, evet, böyle küçük bir kitapçığımız var. Onun reklamını yapmıyorum çünkü kitap bile değil ama bir takım konuşmaların derlemesi. En altta sağda mathema kelimesini göreceksiniz. Matematiğin geldiği kelime mathema. Mathema öğreniyorum demek. Onun için yani matematik aslında öğrenmek demek. Ben öyle anlıyorum matematiği. Sefa'nın sorduğu sorudan girersek, matematik yani bir kere her şeyin evvel merak etmek, anlamaya çalışmak, soru sormak, bağlantılar kurmak ve modeller yaratmak üzerine bir konu. Madem Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda konuşuyoruz, şu gördüğünüz tablet, 4000 yıllık bir tablet, bilinen en eski matematikle ilgili hesapların yapıldığını gördüğümüz tablet. Bilmiyorum siz dinleyiciler hangi nesildensiniz? Önemli bir da çalıyor burada kapıyı. Pardon. Nesildensiniz bilmiyorum. Ama biz tarihi öğrendiğimizde böyle sınıflarda uzun şeritler vardı, tarihin başlangıcı diye. Yazı, tarih yazıyla başlar diye öğrenmiştik. Onu hani o konularla ilgili tarihçilere sormak isterim. Aslında herhalde yazıyla başlatmak daha kolay oldu ama saymak ile yahut matematik ile başlarsak çok daha geri gideceğiz herhalde. Yani tahmin ediyorum ki saymak farkında bile olmadan, ismini koymadan matematiksel işlemler yapmak herhalde yazıdan da eski. Yazıdan işte. Ama bu tablet 4000 yıllık ve bilinen en eski yani oyulmuş, çiviyle oyulmuş matematik hesabı. Sebebi ne? Sebebi arsa. Arsa hesabının metrekare falan hesabı. Öyle mi? Yani haliyle şeyden geliyor. İnsanın mal mülk sevme şeyinden geliyor. Onunla başlamışız. Allah hesabına sonradan geliriz Sefa. Nerede bulmuş? Ve nerede? Nerede bulmuş ve nerede? Aslında Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı olarak hepinizin bildiği gibi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Yani bu tablet bizim şurada. Azıcık birkaç yüz metre ötemizde. Bu çok hoş bir şey. Yani dünyanın en eski bulmuş matematik tabletinin bizim. Ve bunun yani son yıllarda da tekrar gündeme geldi bu tablet. Yani biz çok eski matematik bu Anadolu topraklarında var. Tabii Mısır'da da var papirüsler, kısaca geçiyorum. Ve bu da mesela yine Babil'den kalma bir tablet. Bunu biraz göstermek istiyorum. Çünkü bu çok basit bir şey ve hepimizin düşünebileceği bir şey. Hani birebir bir kare aldığımız zaman diagonaline bakıyoruz. Ve o diagonalin uzunluğunu merak ediyoruz. Yani o kadar normal bir şey ki. Yani birebir bir karenin çapraz çizgisinin kaç santimdir sorusu. Hani herhalde 5 yaşında çocuk da sorar bunu. Bir anlamda bu soruyu hala sormaya devam ediyoruz diye hani biraz abartarak.
Ve binlerce yıldır bunun üzerinde düşünmüşüz. Kök 2 gibi sizin logonuzdaki pi gibi sayıların yahut şeylerin ne olduğunu binlerce yıldır sormuşuz. Şimdi bildiğimiz dört işlemi yapmamız çok uzun sürmemiş. Tabii toplamak, çıkarmak, işte çıkarabildiğimiz sayıla işte 3'ten 2'yi çıkarabiliyoruz ama 2'den 3'ü niye çıkaramıyoruz deyince negatif sayılar falan gibi şeyler çok kolay geliyor. Sonra işte 5'i 2'ye bölelim, tamam işte 5 tane bilyen var, çocuklar bölüşüyor falan. Bölme çok tabii bir olay. Çarpma zaten toplamanın bir kısa, hızlı toplamanın evet. bir şekli. Bunlar çok kolay geliyor hayatımıza. Bunlar gelir gelmez. İşte bu... mesela 5'i 4'e bölebiliyoruz ama 4'ü 5'e bölemiyoruz diyoruz. Yahut hemen kesirler de geliyor yani. Kesirlere de rasyonel sayılar diyoruz. Her şey iyi gidiyor. Ama işte bu birebir karenin diagonali deyince hay Allah o orada olmayıveriyor. Kesir mi bu değil mi? Yani yüzlerce yıl insanların bunun kesir mi değil mi diye düşündüğünü düşünün. Hatta binlerce diyeceğim. Ve bu soruların hala taze kalması beni oldukça heyecanlandıran bir şey matematikte. Şimdi bu sayıların rasyonel olmadığını anlamamız asırlar sürüyor hakikaten. Ve rasyonel olmadıklarını anlamamız limit denen kavramı geliştirmemizi gerektiriyor. Ki ta bu 16. 17. yüzyıllara da ancak yani insanlık tarihi içinde çok yeni bir zamanda oluyor. Buna tekrar geleceğim. Burada size böyle bir Türkiye'deki kültür içini geliştiren, bu haritada Türkiye'de olan ve yani ilgili müzeler falan nasıl, yani Anadolu topraklarının her köşesinden başka bir şey fışkırdığını, Anadolu ve Trakya tabii ve Rumeli artık pek nedense kullanmayı sevmediğimiz bir tabir var Rumeli diye. Ama Rumeli ve Anadolu'nun buluşması bence bulunduğumuz civarı müthiş heyecan verici yapan şeylerden biri, zenginliklerden biri ve İstanbul ve Boğaz tabii. Şimdi Anadolu'da Thales. Matematik, büyük matematikçiler dedin, Thales'e evet. geleyim. Thales aşağı yukarı bütün kültürler tarafından ilk filozof olarak, ilk matematikçi olarak kabul edilir. Nedir onu farklı kılan ondan evvel? Tabii yani Hintliler var, Çinliler var, Babil var, Sümer var. İnsanlar binlerce yıl çok şey düşünmüş ama Thales'te hoş olan veyahut belki daha ilk olan bu sorgulama ve sorusuna bir ispat bulmaya çalışma çabası. Yani hani işte tepelerden bir cevap geldi şeklinde değil. Bunu ben bulurum şeklinde yaklaşması. Yani Bertrand Russell işte Batı felsefesinin ilk filozofu olarak tanımlıyor ama Batı felsefesinde sorgulamak, soru sormak üzerine kurduğu için yani biz de bugün öyle baktığımız için bilime tabii soru sorma haklarımızı korumak üzere baktığımız için Thales'i sanıyorum bütün dünya en eski matematikçilerden, ilklerden biri olarak kabul edebilir. Thales M.Ö. 600'lerde yaşıyor, 600 ve 500'ler arasında. Ve nereli? Ben bunu sınıfta da çok sorarım. Yani Thales Aydın mı? Tabii o zaman Aydın vilayeti yoktu. Ama işte Selçuk'a yakın, orada Milet diye bir yer vardı, Didim'e çok yakın. Milet'te yaşıyor. Milet'ten Anadolu'nun her yerini gezdiği gibi birazdan göstereceğim Mısır'a kadar gidiyor. Ve Mısır'a gittiği zaman... Çok tabii bir soru soruyor. Bu piramitler nasıl? Şimdi çok ilginç yani okur şimdi piramit deyin nasıl geldi deyin. Bugün hala piramitlerin oraya nasıl geldiğini bilmiyoruz. Yani düşünün 2500 senedir Thales'in sorduğu soru en basit bir soru. Bu piramitler buraya nasıl geldi? Bunları insanlar o günün şartlarında nasıl üst üste koydu? Hatta bazılarımız başka bir yere geldik diye bile inanabileceği kadar bilmediğimiz soruları Thales daha o gün soruyor. Ve o yüksek piramidin yüksekliğini oralara çıkmadan ölçmeyi düşünüyor ve ölçüyor. Ve bu bizi bugün yanımızdaki yetişen mühendislerin yaptığı matematiklere getiriyor. Evet. Yani bu çok heyecan verici bir şey. Onun sorduğu soruların. Thales başka şeyler de soruyor. Mesela... nereden geldik, nereye gidiyoruz diyor. Bugün sizce nereden gittiğimizi çok biliyor muyuz?
Ben bu şeyi kitabın kapağına bu resmi koydum bir yerden. Çünkü çok keyifli bir resim tablosu. Çünkü biraz yani insanlık böyle başladığı gittiğini pek bilmiyoruz ama ve o sırada güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Thales'in nereden geldik sorusuna sudan ürettik gibi bir cevap var ki bu arada Thales'in söylendiğine göre hakkında çok bilgi olmamasına rağmen yani inancı olan tabii o devir mitoloji Yunan mitolojisi devrindeyiz. İnançları olan bir insan ama buna rağmen mitolojik bir cevap aramıyor. Fiziki bir cevap arıyor. Zaten onu yani bilim adamı, bilim insanı dememize sebep bu. Yani inançla çelişmeyen bir şey insanların inancı olabilir ama düzgün bilim yapmayı önlemez normal olarak. Yani bunun Doğru. üzerinde de belki durmakta fayda var. Onun her şey sudan gelmiştirle 2500 sene sonra bizim her şey bir gaz patlamasından gelmiştir arasında ben aslında çok büyük bir fark görmüyorum ayıp olmasın. Yani bundan sonra 3000 yıl sonra da belki ona benzer ona yakın bir açıklama daha olacak ama çok fazla olmayacak. Peki sorulara cevap veremiyorsak niye bilim yapıyoruz? Evet. Niye matematik yapıyoruz? Bu arada bu daire Thales'in önemli şeylerinden biri hatırlayanlar için. Bir de dolaşmışken büyükleri sorduğun için bir de Pisagor'a geleyim. Onu da biliyorsunuz. O da Samoslu yani Kuşadası'ndan baktığımızda yaşadığı adayı görüyoruz. Pisagor teoremini işte dik üçgenin işte kenarlarının karelerinin toplamı işte hipotenüsün karesidir gibi şeyi galiba hepimiz hatırlarız yani nispeten. Şu Öklid onu 300 sene sonra çok basit bir şekilde ispatlamıştır. Bakın Pisagor'dan hemen sonra Öklid geliyor. Öklid ispatını veriyor Pisagor teoreminin. Leonardo da Vinci, güzel ressamımız ve bilim insanımız yani inanılmaz bir Makinacımız. dahi makinacımız. Başka bir ispatını veriyor. Şimdi bunu korkmayın, korkmayın sakın. Sadece kısa vereceğim ama o bir 200-300 yıl sonra da, yani daha doğrusu burada şeyden neyi verdim sonu unuttum ama birkaç yüzyıl sonra Parseval teoremini mesela 3. sınıfta falan görürüz matematikte. Aslında o da Pisagor teoreminin bir varyantıdır diyebileceğim biraz abartarak. Yani bu basit matematikte sorulan soruların işte karenin diagonali nedir, işte bu Pisagor teoremi nasıl ispat ederiz gibi şeyler bugün hala bizim matematik yapma yöntemlerimiz. Peki bir de şunu göstereyim. Nasıl Mısır'da Thales burada şu Y2 gördüğünüz uzunluk. Thales burada duruyor. Kendini tam öyle bir konumluyor ki bu iki üçgenin benzer üçgen olduğunu bildiği için bu yüksekliği, şu yüksekliği ve mesafeyi bilerek bulabiliyor. İşte benzer üçgenlerden başlıyoruz. Benzer üçgenler bizi trigonometriye, sinüslere, kosinüslere götürüyor. Onlar bizi Fourier serilerine götürüyor. Sonra makine mühendislerimiz, inşaat mühendislerimiz köprüler yapmaya başlıyor. Diferansiyel denklemler yapmaya başlıyor. Bakın size göstereyim, sefa getirin. Üniversitedeki Defterim. defterlerini getirmiş. İşte buradaki matematikleri bunları yapmaya başlıyor. Onu da paylaşayım. Sen bunu vakfa bence Çok güzel. bağışla bu güzel defterleri. Peki bu nasıl oluyor? Yani yüzlerce yıl aynı matematik birbirinden birbirine nasıl geçiyor? Ve nasıl insanlar birbirini anlıyor? Herkes başka bir dil konuşuyor, biri Yunanca konuşuyor, öbürü Hintçe konuşuyor. İşte orada yine bizim bir hemşerimiz diyeceğim. Çünkü Kaz Dağları'nda ömrünün ciddi bir kısmını geçirmiş. Aristo geliyor. Ve Aristo mantık sistemimizi kuruyor. Bugün hala yani her seferinde söylerken, anlatırken ilk defa kurmuyorum bu cümleleri ama çok heyecan verici bir şey. Bugün bizim hala şu basit yahut basit değil ama cep telefonlarımızı, bu arada benimki böyle, sizinkiler gibi akıllı değil. Ben hala aklımı kafamda Sahibi taşıyorum. akıllı oluyor bazısının, bazısı Ben telefon akıllı aklımı cebime oluyor. koymuyorum. Ama bu cep telefonlarımızın en son modeli bile bir yerde işte binary sistem dediğimiz ikili sistem ve bir yerde de Aristo mantığına dayanıyor. Yani bu da oldukça heyecan verici bir şey. Ve Aristo da bizim buralarda.
Biraz mantıktan bahsedeyim mi yoksa sen başka bir soru soracağım. Mantıktan bahsetmeden önce burada bir küçücük bir açayım biraz. Aç, ben şu şeye stop edeyim ki biraz yüzümüzü gösterelim. Şimdi bu hemşehrilerimiz bazı teoremleri ispat ediyorlar ya. Bu arada elektrik mühendisleri not yazmış. Esra Görelim. Çok haklısınız Esra'nız. Evet. Elektrik mühendisleri bizim için matematikçidir yani. Onlar bir tek matematik yapar. Tamamen. Evet. Tamamen. Bazı kabuller üzerine hareket ederler. Yani postülalar var. Postülalar olmadan bir bu bir neticeye varmak mümkün müdür? Çünkü bunu bilimsel yaklaşmayanlar pek algılayamıyorlar. Bazı şeylerin postül olarak kabul edilmesi gerekir mi? Matematik hep bunun üzerine mi gitti? Bu tabii Thales bunu ispat ederken o öyle mi davrandı? Merak ettiğim o. Tabii. Yani Öklid'e geldik zaten arada. Öklid'in geometri postülaları malum. Şimdi bu derin bir soru. Kısmi cevap verdik biz buna. Biz derken matematik dünyası. Evet. Ama o kısmi cevap işte bizi Mars'a götürüyor. İşte bizi denizaltılar yaptırıyor. Ne bileyim yani o kısmi cevapla yaşıyoruz. 8 milyar kişi olduk ve yaşıyoruz. Demek ki pek de kötü bir metot değil. Ama tek midir? Başka değişmez mi? Onun hakkında yani daha felsefi bir konu ama nasıl matematik nasıl ilerliyor? İşte biraz da tam da yerinde sordun çünkü Aristo'nun mantığından da bahsetmek istiyordun. Lütfen. Gramerimizi bilmekle yani matematiğin gramerini oturtmakla işte nasıl Türkçe'de işte yumuşak G ile kelime başlamaz gibi evet. Şey var değil mi? Evet. Mesela kimseyi rahatsız etmiyor bu. Bunu postüle olarak koyuyoruz. Hani biri de gelip niye başlamaz işte bana vahiy geldi başlatırım diye bir şey demiyor değil mi? Yani şimdi onun gibi yani matematiğin bir şimdi konuyu dağıtmadan şey etmek istiyorum. Yani düşünce dediğimiz şey bir içimizde bir düşünce oluşuyor. Evet. Onu pek şey demiyoruz. Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben soruları göreyim. Ya akıllı telefonumu açtım. Ama onu açarsam bunu bozuyor. Onu biliyorum. Ben o kadarını biliyorum. Bozmadı bak. Kapattım şeyi tamam, bozdu. Peki tamam. Şimdi düşünce dediğimiz şeyin ne olduğunu Türkiye'de çok müthiş beyin cerrahları var bu konuda çok düşünen ve konuşmalar evet. veren sen de biliyorsun. Evet. Yani biraz zekanın nasıl çalıştığını anladık. Oradan işte yapay zeka falan üretiyoruz ama zihin denen şeyin, zihin, düşünce denen şeyin ne olduğunu pek anlamadık. Hatta yapay zeka robotların falan robot düşünüyor, düşünmeye başladı gibi lafları kullanmayı yani hakikaten epeyce sorunlu buluyorum. Geçenlerde bu konuda çok İlginç bilgili olan Noam Chomsky'nin bir şeyini dinledim. Harika bir örnek veriyor hakikaten. Denizaltılar yüzüyor mu diyor. Evet, biz denizaltıları yüzdürmezsek denizaltılar yüzmüyor. Yani denizaltı yüzüyor. Kullanalım. Denizaltı denizin altında götürüyoruz, gidiyor. Onun gibi de yapay zekaya biz bir şeyler veriyoruz. Evet. Bizden hızlı hesap yapabilir, bizden çok daha fazla beyninde, aklında şey tutabilir. Ama ona beyin veya dememiz, daha çok kaynağa bakabilir. Ona beyin dememiz de, akıl dememiz de oldukça sorunlu bir konu. İleride böyle denmeyecek bence. Evet. Veya ayıracağız. Çünkü bunu karıştırmanın mahsurlarını pek yakında göreceğiz, görmeye de başladık değil mi? Bugün evet, mesela evet. Bizi görüyorsunuz, biz gerçek miyiz? Gördüğünüz şey biz miyiz? Yoksa biz bunu 3 ay evvel yaptık ve sizi orada kandırıyor muyuz? Yahut bizim yerimize bir şeyler mi çıktı değil mi? Artık hiçbir şeye inanmaz olduk. Daha ileri noktalar da var. Bugün bir arkadaşımız Korece konuştu grupta. Herkes ne kadar hızlı öğrendim diyor. O bir yapay zeka aplikasyonuymuş. Böyle bir eğlence yaşadık. Bir şey sormak istiyorum. Evet, ben Aristo'ya döneceğim ama sonra. Aristo'ya döneceğim. Dönelim. Ben, o çok önemli çünkü çok çelişki var. Son zamanlarda böyle argüman olarak ortaya konan niye postüle dönüyor filan gibi bir
akıl yürütme tarzı peyda oldu. Şöyle bir şey soracağım, biraz şey açmak için. Yani bizim anlayacağımız boyutlarda kalabilmek için daha doğrusu. Yok, şimdi ben yeni gitmeyeceğim. Bu kitaplar, benim defterlerim, işte diferansiyel denklemler, analitik geometri falan, yüksek analiz. Orada işte Advanced Calculus kitabı falan ondan sonra. Bunlar bilgi. Fakat bizim dönemimizde bu kullandığımız bilgiler şimdi pek o kadar bilgi sahibi olmaya gerektirmeden bazı sonuçlara gitmeyi mümkün kılan yöntemler geçti. Benim ilk gençliğimizde yaşadığımız bir şeyi söyleyeyim size matematik tarafından. Biz de Teknik Üniversitede gemi inşaatla beraber okuduk. Biz yani makine fakültesinin bir parçasıydı gemi inşaat. 1980 yılı civarında yani bir alet getirdiler, gemi inşaat öğrencilerine verdiler. Bir gemi şeyi çizdiğiniz zaman, bir gemi şekli elinizde serbest elle çizdiğiniz zaman, o alet etrafında dolaştırdığınızda o eğrinin fonksiyonunu veriyor. Ve ondan sonra hacmini buluyorsunuz o geminin. Ve gemi yüzer mi yüzmez mi diyorsunuz. Tabii komaya girdik bunu görünce. Niye bize böyle şeyler verilmiyor falan. Ama bugün yani hiç işte üçlü ilkelini bulmadan, integralini bulmadan böyle hacmi pıt diye hesaplayan bilgisayar programları var. Bunları öğrenmek, biz niye kafa yorduk bunlara? Bizi böyle bir zihnen bir gelişmeye mi yol açtı? Güzel, yoksa evet, yoksa sadece bu otomasyonlar, bu beynin kaldıraçları o zaman olmadığı için bunları öğrenmek zorunda mıydık? Ne diyor dersiniz konuda evet, matematik? Yani şimdi bizi buradan ne bileyim 10 dakikada Kartal'dan Bostancı'ya giderken yürümenizin alemi var mı? Arabaya binip çabucak gidiyoruz. İşte Amerika'ya uçakla gidebildiğimize göre artık gemileri kullanmanın alemi var mı? Yüzmeyi öğrenmenin alemi var mı? Yani bu soruyu aslında çok şekilde koyabiliriz, değil mi? Artık yüzmeyi öğrenmek gerekiyor mu? Şuranıza iki şey takıyorsunuz, o sizi yüzdürüyor falan. Yani her şey olabilir. Bir şeyin üstüne çıkıyorsunuz, hızın diye götürüyor. Niye yürüyelim? Ama insanın insan kalması ve ürettiği robotlardan vesaire sürekli olarak farklı ve bir anlamda da üstün kalabilmesi benim için zihne geri döneceğim. Yaşam. Beni şimdi saptırdın, geri geliyorum zihne. Çünkü zihin meselesi çok mühim. Ve nasıl ki işte sabahleyin tabii burada gençler dinliyorsa anlamayacaklar ama kalktığımız zaman belimizi doğrultmak için bir takım hareketler gerekiyorsa artık bunun içindekini çalıştırmak da içinde bir takım hareketler gerekiyor. Yani benim için Fermat cetveli dediğim, artık çarpım tablosu dediğimiz şeyi çocuklar hala öğreniyor. Neden öğreniyor? O bir egzersiz çünkü. Yani bir dansçı sabahleyin ilk derse girdiğinde çok standart, çok belli hareketleri tekrar yapıyor. Ondan sonra arkadan yeni bir şeyler, yeni bir koreografi vesaire yapmaya kalkıyor. Ama o standartları yapıyor. Çünkü onlar vücudunu yeni bir şey yapmaya hazırlıyor ve yeni bir şey yaratma şansı veriyor. Yani siz integrali nasılsa orada bulurum, öbürünü nasılsa burada bulurum, öbürünü bir Google'a gir, hepsini giriyorsun. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir şey vardı. İsmini biliyorum ama söylemeyeceğim. O zamanlar İletişim Bakanı, Ulaşım Bakanı falan bir şeydi. Şimdi üst üste bir küçük tweet vardı böyle. Öbür tarafı söyleyeyim. Obama bir liseye gidiyor. Evet. Lisede diyor ki çocuklara, başkan o sırada diyor ki çocuklar diyor, siz diyor bu aletlerin içindeki oyunla oynamayacaksınız diyor. Siz bu aletlerin içindeki oyunu yaratacaksınız diyor. Şimdi bu Amerikan başkanının tavsiyesi. Aynı sıralarda bizim iletişim bakanımız sonradan yükseldi tabii. Yani böyle laflar edince Türkiye'de yükseliniyor. Diyordu ki hiçbir şeye bakmana gerek yok. Google diye bir şey var. Soruyorsun, söylüyor. Evet. diyordu. Yani bu da bir yaklaşım şekli. Dumura uğramak diyor. Şimdi o zaman tabii hiçbir şeye gerekmiyor. Yani düşünmek de gerekmiyor. Birileri sizin için düşünüveriyor. Sizin ne yapacağınızı da söyleyiveriyor. Şimdi siz de öyle biat kültüründe yaşıyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsa, zihni çalıştırmak istiyorsa bir sürü şekli var. Tek şekli matematiktir diye bir iddiam yok ama matematiğin büyük faydası var. Ayrıca diğer başka düşünce geliştiren
alanlara burada altında matematiksel mantık yatıyor. Ve bir yerde bu postüla sistemi yatıyor. Ona da bir toparlayayım istersen. Lütfen. Şöyle, yani nasıl ki bir ülkede yaşadığımızda bir İngilizler gibi gentleman's agreement diye yaşamak var. Onlar aralarında pek konuşmadan nasıl anlaştıklarını biliyorlar. Evet. Saygım var ama bir adada yaşıyorlar sonuçta. Adalarda böyle anlaşmalar daha kolay. Ama adaya gelmeyelim. Ama adaya gelmeyelim. Ama dünyanın çoğu yerinde devletlerin anayasası oluyor. Bugünlerde bizim gündemimizde inşallah yeteri kadar dikkat ederiz o işe. Anayasa nedir? Belli temel bir şeylerde anlaştığımızı evet. söyler. Ondan sonra da kanunları gelir, değil mi? Yani o belli temel anlaştığımız şeyleri kabul etmezsek, yani ben Sefa'ya, sen bir Türkiye vatandaşısın, ben de bir Türkiye vatandaşıyım ve bundan anladığımız şeyin aşağı yukarı bir ortak kısmı olması lazım. Bu çok önemlidir. Yani ben bunu söylediğim zaman sen bambaşka bir şey anlıyorsan o memlekette işte hukuk da kalmaz, o da kalmaz, bu da kalmaz. Yani postülalar bir anlamda temel, pek dokunmadığımız ama hepimizin anlaştığı yerdir. Şimdi matematikte bu çok daha kolay oluyor. Bertrand Russell'dan bahsettim. Russell herhalde çok hoş bir adamdı tahmin ediyorum. Biraz da böyle hani işte hem matematik biliyor, hem felsefe biliyor, hem fizik biliyor falan, diller biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor. Yani biraz her şeyi yaparım duygusuyla matematiği mantıktan akıtmak gibi bir projeye girmişti Whitehead'le, birçoğunuzun bildiği gibi. Ve o projeyi Kurt Gödel denen matematikçi umura uğrattı. Neden? Çünkü sırf mantıkla bütün bütün matematiği şeyler bütün teoremleri oradan çıkarırım iddiasını çürüttü. Neden? Kurt Gödel'in bu arada bir yargıcımızı anmak isterim. Sami Yargıtay Başkanı. Evet. Ne Yargıtay Başkanlarımız varmış ki evet. Bugünkü gibi mahkemelerinde konuşmuyorlarmış o zamanlar. Hakikaten Sami Bey'in şu anda soyadı aklımdan gitti ama gelir. Biri belki de bana yardım eden. Evet. Utandım bir de. Heyecandan hatırlayamadım evet. Ama ilk defa evet. olarak Kurt Gödel'den bahseden matematikçi olmayan biri görmüştüm Türkiye'de. Çünkü çok önemli bir yani, ilişkiyi kurmuştu hukukla ilgisini. Şöyle Gödel şunu söylüyor. Selçuk. Yani. Sami Selçuk. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani bir Yargıtay Başkanı'nın hukuk bilmesi tabii ki şart ama onun yanında da mantık bilmesi çok özel bir durumdu. Ve Kurt Gödel'i tanıması da hoştu. Gödel şöyle bir şey söylüyor bize. Postülalar, hangi postülaları alırsak alalım ve hangi sistemi üretirsek üretelim, için yeteri kadar zengin bir matematiksel teori kurmak istiyorsak, hı hı. o her zaman kendi içinde çözemeyeceğimiz bir cümle yaratır. Yani bunu bilmekte fayda var. Yani bunu bilmek bence matematikçilere ciddi bir tevazu getirir. Biz her şeyi çözeriz. Biz her şeyi bitirdik. Yani bitirdik. Biz bu işi çözdük. Evet. Dünya sorunlarını çözdükten her konunun yani her alanın kendi bir çözemediği olur. Bunu evet. yaşıyoruz aslında evet. hayatta da. Değil mi? Bir anayasayı bir böyle koyuyoruz, başka bir sorun yaratıyor. Öyle koyuyoruz, darbeyle yok ediyoruz, başka bir her seferinde yeni bir sorun evet. evet. Ama bunu bilerek mümkün olduğu kadar anlaşabildiğimiz, huzur içinde, keyif içinde yaşayabildiğimiz bir şey yaratmak istiyorsak o başa koyacağımız şeyleri hem az evet. hem öz tutmamız gerekiyor. Doğru karşılayalım. Değişim ihtiyaçlarını filan. Şimdi postülalarda öyle yani. Evet. Mesela postüla diyor ki sonsuz vardır. Şimdi biz sonsuzu kabul etmezsek çok zor matematik yaparız. Yani 1, 2, 3, 4 diye gittiğimiz zaman bir yerde durduğumuzu düşünürsek sonlu matematik dediğimiz şey. Onun içinde de çok güzel denebiliriz. Sonla matematik yapabiliriz ama belli konulara hiç gelemeyiz. Onun için temeden bir sonsuz vardır diyoruz biz. Bu kadar. Yani fazla bir şey söylemiyoruz. Evet. Ama sonsuzun olduğunu bana ispat et deseniz edemem. İşte postülü. İşte. Tamam. Onun için onu postülü olarak buraya evet. koyuyoruz. Bu o. Biraz cevap verdin mi bilmiyorum. Evet, evet. Bir de sürü
Şimdi bu, ben bunu biraz ileri gittim galiba. Dolayısıyla başlığı ben almış oldum. Yok, biraz sen böyle bir şeyimiz. Aslında şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin matematik kürsüsünde duruyor bilgisayar. Çünkü pandemi döneminde Boğaziçi Üniversitesi matematik dersleri buradan verildi, değil mi? Pandemide yani, bu tahtayı aldık evet. Evet, ben de burada Boğaziçi Üniversitesi'nin matematik kürsüsünde oturma şerefine nail oldum bugün yani. Böyle bir şey. Şimdi benzeşimleri biraz, bugün herkes için matematik başlığımızda, benzeşimlerle ilgili bir çanak soru sorayım. Şimdi ben Teknik Üniversitesi'nde birinci sınıftaydım. Bir sana da bahsettim bundan daha önce aslında. Bir Amerika'dan, bir üniversiteden bir hoca geldi. Böyle bir dizi konferanslar verdi görüşünde. Dedi ki bu dünya belli bir formülasyon üzerine kuruludur. Böyle şeyleri, biraz Descartes yaklaşımı var adamda aslında. Bilimleri çok birbirine ayırmaya gerek yok. Yani matematik temelli bilgilere sahip olmanın önemini vurgulamak için söylüyor. Mesela dedi, sosyal bilimlerle makine mühendisliği konusunda bir benzeşim yapayım size dedi. Bir dedi, mukavemet hesabı yaparken siz bir reaksiyon olduğunu varsayıyorsunuz. Reaksiyon varsa gerilme var, gerilme varsa kırılma var kabulünden hareket ediyorsunuz ve o zaman bunun kırılmayacak kadar sağlam olma ihtimali olan bir yapı oluşturuyoruz. Bunu dedi sosyal olaylar içinde varsayabiliriz. Yani tepki vermeyen bir durum varsa ortaya gerilim çıkmaz. Böyle sonsuza kadar gidersiniz gibi böyle bir benzeşimler. Derinine indi tabii günlerce falan. Bu matematiğin veya da temel bilimlerin, mesela işte Pisagor teoremiyle bizim imar planımız arasında bir ilişki var mesela. Siz bunu tabii imar toplantılarında söyleyince karşı taraf bir politik cevap vermek durumunda kalıyor. Bu ilişki, bu yani sosyal konularla temel bilimler, başta matematik olmak üzere birbiriyle ne kadar bağlantılıdır? Bir de bizim dilimize pelesenk bir lafımız var. STEM eğitimi diye bir iş dünyası da buna çok meraklıdır. Yani science, teknoloji, engineering ve matematics. Evet. Temel bir matematics var içerisinde sadece. Bu insanların beynini başka bir ufka mı götürür? Ne dersin bu konularda? Şimdi tabii insan belli bir konuda derinleşince o konunun her şeyi anlattığını düşünmeye başlayabilir. Evet. Mesela çok müziğe meraklıysanız, müzikle ve müziği iyi anlamışsanız, müziğin temelini, müziğin nasıl kurulduğunu, evet, bir sürü şeyi bu konuda öğrenmişseniz, hayatta rastladığınız başka şeyleri de o bildiğiniz müzikle mukayese eder, karşılaştırır ve onun üzerinden benzer şeyler kurarsınız. Evet. Yani ben buna benzeşim kelimesi ne demek zaten bilmiyorum ama buna bağlantısallık kelimesi kullanılıyor. Bunu beyin cerrahları kullanıyor. Ve beyindeki bağlantısallık üzerine çalışıyorlar mesela. O çok ilginç bir şey. Çünkü tabii ki işler birbirine bağlı. Yani biz burada otururken, matematik çözerken o sırada buranın imar planı çiziliyor. Değil evet mi mesela? Yani o açıdan aynı anda bütün bunlar oluyor. Biz bunları nasıl birbiriyle bağlantılı açıklayabiliriz? Ben bir formül üzerinden gitmek ve o formülü her yere kullanırsak bu olur demekten korkan biriyim. Evet, mesela ekonominin bu kadar matematikselleşmesi ve ekonometriye neredeyse indirgenmesi diyeceğim, hı-hı, bir dönem yaşadık. Bu zorluklar çıkardı. Yani matematiği, ekonomiyi sadece türev bilmekle, türevi bildiğimiz için bir takım aproksimasyonlarla geleceği tahmin etmeye falan çevirdiğimiz zaman vahim hatalar yapabiliyoruz. Ben daha çok böyle bir tek formül yerine düşünme şeklini, düşünme metotlarını anlayalım ve düşünme metotlarını sağlamlaştırırsak bunun üzerinden her alanda bir şeyler düşünebiliriz diye düşünüyorum. Çok yani doğru. Buradan da tekrar Aristo mantığına döneceğim. Mesela Aristo mantığında
İkili mantık diyoruz buna ve bugün hakikaten o 0-1-0-1 var ya, bütün her şeyi 0-1-0-1 dizileri halinde ifade edebiliyoruz. Bütün bir beni, bütün DNA'larımı falan bir de 0-1-0-1 dizdiğim zaman bir tek ben olabiliyorum, düşünün. Yani bu ilginç bir şey, yani bunu yapabiliyoruz ama orada faydası olan en çok, mesela Aristo mantığında bir cümle ya doğrudur. Cümle dediğimiz şeyin doğruluk değeri vardır. Mesela soru olamaz. Burada cümleyi biraz değişik kullanacağım izninizle. Cümle doğruluk değeri olan bir doğru kurulmuş, gramere uyan bir şeydir, ifadedir. İfade. Bu ifadenin ya doğrudur ya yanlıştır. Doğruysa tersi yanlıştır. Yanlışsa tersi doğrudur. Arada bir şeyler olamaz. Güzel. Gayet güzel. Bu mantıkla ilerliyoruz ve bu mantıkla çok şey yapıyoruz. Zaten beni şaşırtan o. Bu 0-1 mantığıyla işte bütün bu teknoloji falan gelişiyor. Öte yandan hayata bağladığım zaman ben daha çok şu şekilde bağlıyorum. Hayatı bir 0-1 diye baktığımız zaman ciddi sorunlara varıyoruz o zaman. Çünkü Gri hayat çok, evet, yani mesela sıfırı beyaz, biri de siyah ya da siyah. tersi diye düşünürsek, yani beyaz da renk değil, siyah da renk değil, değil mi? Evet. Ama biz siyah ve beyazı bilmezsek gri tonlarını anlamamız ne Anlamam. kadar zor olur, değil mi? Evet. İfade etmemiz bile zor olur. Yani koyu gri dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Siyaha daha Daha yakın iyi. bir gri diyoruz, değil mi? Demek ki kafamızda bir siyah beyaz var. Onun anlıyoruz onun ne olduğunu. O sayede grileri anlıyoruz. Yani ben biraz matematiğe böyle bakıyorum. Sıfırla biri anlamak ve o Evet. sayede aradakileri Aradakileri de anlamak. anlayabilmek şey. Ama mesela her sorunun cevabı ya evettir ya da hayırdır. Evetse hayır değildir, hayırsa evet Evet. değildir diye gittiğiniz zaman işte yani aynı konulara gelmek istemiyorum ama mesela Geliyor. 2010 referandumunda Türkiye'nin ikiye ayrılması gibi facialara ve o kutuplaşmanın getirdiği bugünkü facialara geliyoruz. Yani sen evet demiştin, ben hayır Hayır. demiştim falan. Mesela şöyle bir şey düşünmüyoruz. Senin evetinle benim hayırım o kadar yakındı ki. Yok böyle bir şey. Çok böyle. Evet var, hayır var. Yani o zaman Sıfır bir 0-1 gibi hareket ettiğimiz zaman onu da gayet tehlikeli buluyorum. Bilmiyorum, cevap biraz galiba, değil Evet, mi? iyi oldu. Ben bu cevabı almak için sormuştum. Var. Yani beklentim harika karşılandı. Evet, şimdi biraz soru var mı acaba? Ona bir bakalım. Ben Çünkü onu son göremiyorum. 15 Affedersiniz. dakikamız. Hepsini Efendim onu birer yaşımıza verin. Sorulara biraz evet, yaklaşmamız konuşmayı gerekiyor. amacıyla sorularınızı hocamız konuş. Ha, topluca cevaplayacakmışım. Evet, Ama sonunda şey soruları yaptım. Soruları birikiyor, değil mi? Mesela birikiyor. 24, 51, 10 neydi diyenin Esra, ben onu bilmiyorum ne olduğunu onu. Ben şey 90, 60, 90 Çok teşekkür biliyorum. ederim. Bilmiyorum Çok onu. teşekkür Ama siz ne sordunuz? Ben başka soru burada chatte görmüyorum. Belki Tijen Hanım biriktiriyor soruları varsa. Yani son 15 dakikaya girdik. Soru da olabilir ya Evet, da soru ben... olursa cevaplayalım diye ben o kapımızın açık Peki. olduğunu şey yaptım. Anda bir Yani soru görmüyorum ama soru geldikçe ben eğer o andaki konuyla ilgiliyse kesip size ileteceğim zaten. Ticem Ama Hanım. Çok teşekkür olmadan ederim. en sonunda bir topluca size soru yönelteceğim. Şu ana kadar başka bir soru yok zaten. Tamam, Peki. O zaman ben size mühendis, yanımda mühendis olduğu için tamam. isterseniz şey anlatayım. Sordu ya artık integral çözmeye gerek yok diye. Aslında integral çözmeye gerek yok. Ben yani evet makineler yapıyor, her integralin cevabını veriyor, hacim hesaplıyor falan ama integral ve türevin arkasında yatan o kadar güzel bir şey var ki mesela onu Bu bilmiyorum. arada hocam keseceğim ama o Evet. 24, 90, 60, 90 değil de 24, 51, 10 tabletin üzerinde köşe 2'yi Ha. hesaplayan taşın üzerinde var ne Tamam. ifade ediyor diye. Hani Tamam. konudan çok uzaklaşmadan arada hemen sorayım istedim. Tamam Olur. Tablet üzerine çalışıp bir daha geleceğim ama ben şunu bitireyim izninizle. Şimdi şöyle bir şunu anlatmak isterim. Yani Tales dedik, geometri dedik, üçgen dedik. Değil mi? Bir üçgeni alıyoruz. Görüyor musunuz? Tahtayı görebiliyor musunuz? Bir cevap alalım. Tahtayı görüyor Evet, musunuz? evet, Evet. evet. Görüyoruz, görüyoruz hocam. Bir üçgen çizdi.
Bir tane de dikdörtgen çizeceğim. Şimdi bir yokuş çıktığımız zaman işte dağa çıkıyoruz. Dağ dikleştiği zaman daha zor nefes alıyoruz vesaire falan. Yani eğim denen konu gayet hayatımızda evet. Tabii bir şey. Yani şuradan çıkan bir insan olduğunuzu düşünün. Eğim bildiğimiz bir konu değil mi? Öte yandan işte Nil Nehri'nin yanında Mısırlılar limon dikiyor. Nil Nehri taşıyor, iniyor. Limonlar mahvoluyor. Alanlarına, arsalarına bir şeyler oluyor. Alanı düşünmek zorundalar değil mi? Yahut çocuklarına bırakacak üç çocuğuna alan hesabı. Şimdi alan hesabıyla eğim hesabı son derece tabii olarak insanın hayatında var. Değil mi? Dik, daha dik, evet. Daha az dik vesaire. Ama bir bu eğimi üçgen olarak düşünürsek, alanı da dikdörtgenin alanından düşünürsek, şöyle başladığımız zaman burada şunun bu uzunlukla bu uzunluğun bölümüyle ilgili bir şey olduğunu biliyoruz eğimin. Yani buradaki eğimin bunu buna böldüğüm zamanki bir şey olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenin alanının da, yani burada bir bölme yapıyoruz. Evet. Dikdörtgenin alanının da bunun çarpımı olduğunu biliyoruz değil mi? Burada da bir çarpma işlemi yapıyoruz. Ve bu bölüme bakarak epeyce bir eğimi geliştiriyoruz. Bu taraftan da çarpmaları yaparak geliştiriyoruz. Fakat tabii hayat bir dik üçgen değil. Hayat bir dikdörtgen de değil. Hayat çarpıp çöpüp giden bir şey. Onun için şurasını böyle, pardon, böyle düşünelim. Yani bir eğri olarak düşünmek zorundayız. Çünkü hayat doğru gören olmamış hayatta. Burayı da böyle birazcık dalgalı bir şey olarak düşünelim. Şimdi yavaş yavaş derste aldığın şeyleri hatırlayacaksın. Şimdi biz buradaki eğimi hesaplamak istiyorsak, deminki gibi değil çünkü eğim bulunduğunuz yere göre değişiyor değil mi? Değiştiği için ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Bilmediğimiz bir konuyu talep sayesinde bildiğimiz bir konuya çeviriyoruz. Yani burada küçücük üçgenler düşünüyoruz. Küçük küçük. Ve oradaki eğimi bir küçük çizgi gibi düşünmeye başlıyoruz. Aslında orada o kadar küçük ki. Yani onu eğri veya düz diye düşünmekte büyük bir hata yapmadığını düşünüyorum. Onun için yavaş yavaş bu eğrini de şeyini, eğimini hesaplamaya başlayabiliyorum. Yani her noktadaki eğimi hesaplayabiliyorum. Güzel. Buraya gelince, burada önce bir şaşırıyorum. Bunun alanını nasıl yapacağım diye. Ama kendi kendime diyorum ki, ya ben dikdörtgenin alanını biliyorum. Bunun içine bol bol dikdörtgen koyayım. Şöyle şöyle. Bir sürü dikdörtgen koyayım. Buraya da bir kare koyayım falan. Bunların alanlarını hesaplayıp toplayayım. Tamam mı? Bu sol taraftakinin gelişmiş hali türev. Sağ taraftakinin gelişmiş hali de integral. Bu kadar. Yani integralde daha fazla bir şey yok. Ben 101 dersine, kalkülüs dersine başladığım gün derim ki doğrunun eğimini biliyor musunuz? Tabii biliyoruz hocam. Güzel. Dikdörtgenin alanını biliyor musunuz? Tabii biliyoruz hocam. Demek ki türev ve integrali hemen anlayacaksınız derim ve buna inanıyorum yani. Bir yeni bir şey geliyor burada. Çok küçük bir şey aldığınız için küçücük. Yani bir çakıl tanesi gibi küçücük şey. Bu çakıl kelimesiyle kalkül kelimesi aslında çok yakın. Hmm. Kalkülden kalkülüs. Yani kalkülüs aslında bu küçük küçük işte sonsuz küçük dediğimiz şeyleri yapmamıza geliyor. Bu eğim hesabıyla bu alan hesabı çok sofistike bir şekilde gelişiyor. Güzel, geliştiler. Kalkülüste ikisini de artık her noktada bulmayı biliyoruz. Bitmiyor güzel mucizeler orada. Başka bir şey daha çıkıyor. Bu ikisinin arasındaki inanılmaz ilişki. Yani şimdi bu eğriyi söyledi ya demin Sefa, bir aletle evet, bunun hangi eğri? Yani bunu bir fonksiyon olarak görmeye evet, başlıyorsunuz. Evet. Değil mi? Buradaki, şuradaki garip şeyi de bir fonksiyon olarak yazmayı öğreniyorsunuz. Ve görüyorsunuz ki bir fonksiyonu alırsanız, önce onun eğimini bir noktada hesaplarsanız, yani türevini alırsak fonksiyonun, ondan sonra bu türevi, her fonksiyon için değil ama düzgün fonksiyon için, sürekliler için değil, bu türevin, türev fonksiyonunun integralini alırsam, buradan buraya geri dönersem integralını, evet, f fonksiyonuna geri geliyor. Şimdi bu çok hoş bir şey. Buna
Kalkülüsün analizin temel teoremi diyoruz. Analizin temel teoremi bize eğimle alan arasında müthiş bir ilişki olduğunu söylüyor. Şimdi bana de ki integral çözmesen de olur. Evet. Hayır ama bunu bilmesen yazık olur yani. Bu ilişkiyi bilmesen yazık olur. Yani müzik dinlemek için, müziği anlamak için bir notalarını görmenin ve nasıl kurulduğunu gördüğün zaman duyacağın müzikle yani yoldan geçerken başkasının dinlediği müziği duymak arasında bir fark var değil mi? Onun gibi bir şey. Ben bununla sözlerimi bitireyim. Şimdi ben başka bir şeyle bitirmek istiyorum. Sona yaklaştık. Şimdi bu anlattığın hakikaten çok berraktı. Bu matematikte bu berraklığı yaşamak yani böyle zihinsel doyum müthiş bir şeydir. O anı yakalamak. Matematikte bu mümkün oluyor. Bizim saray okulunda okuyanlar yani Enderun'da okuyanlar yazdıkları okunmasın ve anlaşılmasın diye yazarlarmış. Çünkü o zaman elit oluyorsunuz. Şimdi matematiği Betül Hoca'nın anlattığı şu basit harika integral ve türev açıklamasından sonra biz kültür karıncalarında bir matematik modülü yapmayı bu sene düşünüyoruz. Ve Betül Hoca da bize yardım etmeye söz verdi. Öyle mi? Evet. Ama işte bu. Söz verdi. Yazılıyor. Duramaz zaten. Böyle bir çekici. Karıncalar. Duramaz. Ben infinitesimal kalkülüs deyince sen karıncalısın. böyle bir çocuklara da anlamasınlar diye anlatmak değil, anlasınlar ve hayata yansıtsınlar diye anlatmak çok iyi bir örnek verdi. Bunlar doğaçlama gelişen şeyler. Daha önce planlamamıştık. Çok hoş noktalara geldi. Ama kültür karıncalarında tabii kültür karıncalarında böyle şeyler neler yapabiliriz ki bir şeyler bize söylersen. Tam bu noktada sevgili Cemal Ayla'dan hoş bir soru geldi. Belki buna çok iyi bağlayacağım. Cemal Ayla'dan niye soru gelmiyor diye merak ediyordum ben. Geldi ya. Belki ülkemizdeki sorunların kök nedeni matematiği sevmemekten kaynaklanıyor. İlkokuldan başlayarak bunu nasıl başarırız? Gelelim kültür karıncaları. Bu da ilk öğretim öğrencilerimizdir bizim. Devam ediyor. Biraz daha açmış. Basit matematiği öğretemediğimiz toplumda doğru hesapları nasıl öğreteceğiz? Bir adım daha ileri gidiyor. Basit matematikten kompleks matematiğe nasıl gitmeliyiz? Nasıl öğreteceğiz? Diyor. Yaşamın kendisi olduğuna göre ki bunu büyük bir keyifle dinlerken herkes kendi kendine sordu herhalde hayatımızın neresinde matematik duruyor diye kullanabiliyor muyuz diye. Evet bu üçü birbirine bağlı hoş bir açılım getirdi sevgili Cemal Ayla. Evet bir makinacı. Teşekkür ederim Cemal Bey'e soruları için. Teşekkür ederim. Cevap verebileceğimi umuyorum. Bir kere birazcık Sefa'nın demin dediği bu anlaşılmaması için ve anlaşılması için meselesine geleyim. Bugün Türkiye'nin bir hukuk ucubesi haline gelmesinin bir sebebi bu bahsettiğimiz jargonu kapalı jargon içinde kalmanın da bir sonucu. Yani ben bir hukuk kararını okuduğum zaman hiçbir şey anlamıyorum. Bu iyi bir şey mi? Evet haliyle teknik şeyler biraz zor anlatılır ama hukuku da anlamamız lazım diye düşünüyorum. Onun gibi matematiği de anlayabilmemiz lazım. Daha kolay anlatmak mümkün. Bugün hakikaten teknikler çok değişti. Teknolojide ilerlemesi matematiğin öğretimi açısından çok faydalı. Çünkü matematik bir oyun gibi öğretilebilen bir şey. Bir oyun gibi olduğu için yani eline bir cep telefonu alan bir çocuğu da oradan matematik öğretmek mümkün. Matematiği sevdirmek çok mümkün. Yani sudoku, kakuro gibi bir sürü oyun var ortada. Çocuklar onu oynadıkları zaman heyecanlanıyorlar. Asal sayılar çok kolaylıkla çocukların dinleyip, aa evet 12 işte kaç tane bölen var ama 13'ü bölen yok. Peki sen 14'ü dene, 14 öyle ama falan diyerek yani çok kolay bir şekilde asal sayılar hakkında bir sürü soru bile sorabiliyor çocuklar. Ve o soruların bazıları hala çözülmemiş. Yani benim size bir dakikada anlatabileceğim çözülmemiş sorular var matematikte. Yani bir yerde çok basitle çok zor, o anlamda Cemal Bey kompleks kelimesini o anlamda kullandığınızı düşünüyorum. Aslında iç içe. Kompleks sayılar ve kompleks analiz anlamında kullanmadığınızı düşünüyorum. O açıdan böyle cevap verdim. Bilmiyorum biraz cevap verdim. Bir kere
Yani toplumda öğrenemeyen öyle şey diye düşünmeyelim. Eğitim çok mühim, eğitimin kaliteli verilmesi de çok mühim. Onun için Boğaziçi Üniversitesi gibi işini düzgün yapan yerleri bozmamak çok mühim. Onların bozulmasına önem vermek de mühim ve farkında olmak. Bence Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın mesela kültür bilincini yok etme çabalarından farkında olarak ne Sebebi diyeyim? mevcudiyetimiz Evet, var. yani bir anlamda çok yeni bu Sebebi. konuda konuştuğum için tekrar buna bağlıyorum, kusura bakmayın, ama Estağfurullah. yani iyi örneklerin yok edilmemesi lazım. Ben şu sıralar beni çok ilgilendiren iki konu, bir tanesi Boğaziçi, iyi bir üniversite örneğidir. Bir tanesi Osman Kavala, benim için iyi bir iş insanı örneğidir. İyi bir iş insanı kazandığı parayla neler yapar, neler yapmaya çalışırın iyi bir örneğidir. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılanlara bakın, Osman Kavala'ya yapılanlara bakın. Çok büyük boyutta Türkiye'ye zarar verildiğini düşünüyorum buradan sembolik olarak. Kendi üniversitem veya kendi dostum olduğu için söylemiyorum. Evet. Bir dinleyicimiz Yaman Bey tahtadaki kitabı nereden elde Ha. edebiliriz diye soruyor. Bu Ben belki çok unsuz biriyim kafasında. galiba. Çünkü bunu basmak istediler ama basmak isteyenler bir yayın eviydi. O kadar tasarımını mahvettiler ki ben bir tasarımcı arkadaşımla güzel metinle iç içe olan bir tasarım yapmıştım. Onu yayınlamayı kendi tasarımcılarını yapmak istip bence bozdular. Ben de vazgeçtim yayınlamaktan. Böyle dijital basıyorum. Yollarım. Sefa'ya veririm. Evet, size ulaşırız abi. Yani Evet, bunu şey yok. baktığımızda bir kopya alırsak biz onları ilgililere dağıtırız Evet. belki. Yani PDF'ini vereyim çünkü açık. Öyle yapıyoruz. O yeterlidir. Evet, PDF'ini hemen Sefa'ya linkini veririm. Türk Matematik Tamam. Derneği bu kitabı sahiplendi Evet. ve Çok hoş, çok hoş. şeyini. Evet. Tabii ki oradan şeyden okursunuz modern bir şekilde. Çok teşekkür ederiz hocam. Harika bir konuşmaydı. Yani bitmesin diye ben şahsım adına bekledim ama bütün dinleyicilerimiz, katılımcılarımız da öyleydi herhalde. Hatta bir dostumuz keşke üniversitede sizin hocamız, siz bizim hocamız olsaydınız başka yerde olurduk şimdi diye bir yorum yapmış. Bence bütün konuşmanın özeti bu. Neyse, Evet. bu saatten sonra Katılıyorum. kızardığım gözükmeyecek herhalde Evet, çok oralarda. teşekkür ediyorum. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli misyonu olan bir vakıfsınız. Bu konuda iki tane çok yakın dostum var, Demet'le Sefa. İkisinden çok iyi biliyorum. Yani çok iyi değil ama biliyorum oldukça bütün çabalarınızı. Müthiş önem veriyorum. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Efendim Betül Hoca'yı Kültür Karıncalarında matematik anlatırken dinlemek istiyorsanız Kültür Karıncası gönüllüsü olmanızı tavsiye ederim. Bu arada reklam koydum araya. Faaliyetlerimizi izlemenizi, Cumhuriyet seminerlerimizi izlemenizi rica ederim. Çok teşekkür Evet, ediyorum eğer katıldığınız bir için. saniye sabrederseniz kitabın linkini çabuk bulabilirim diye umuyorum. Hemen çete koyayım, isteyen baksın. Bir saniye, bilmiyorum var mı bir saniye? Var, bir dakikamız var. Bir Var, bir sorunumuz dakika. Daha kapatana kadar. 19:59, ben hemen onu bulacağım. Yok, sizin vaktiniz varsa biz buradayız hocam. Linki vermek için bir saniye daha Tamam. şey diyeceğim. Rahatsız edeceğim. Bağlantı hızımız çok iyi değil ama çıkıyor. Türk Matematik Derneği'nin duyurularında var galiba. Hemen bulabiliyor muyum? Böyle acele olunca daha zor. Tüm duyurular. Tamam, buldum. Tabii çok faal bir dernek olduğumuz için bizde duyuruları aşağı inmem gerekiyor. Herkes için Geçtim adam. matematik. Evet. Tamam, onu da buldum. Çıkıyor. Şu anda link çıktığı anda size yollayacağım. Evet. Bu arada ben de bizim derneğin reklamını yapmış oldum. Neredesiniz? Buradasınız. Şuraya koyuyorum. Daha doğrusu yeni tabirle bırakıyorum. Öyle Evet. söyleyeyim. Evet, buraya bıraktım. Aha. Çıkmadan alabilirsiniz. Galiba birileri sormuştu. Alabildiniz mi soranlar? Herhalde Onun oradan alalım. inebilirsiniz. Yok, biz de vakıf olarak iletiriz. Yani biz aldık Tamam. bunu, biz Tamam. ilgililere Evet. dağıtırız. Bir de bir talep var. Bir günde felsefe ve matematik yapalım hocam diyorlar. Hep beraber o zaman. Evet. 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 Ben o konuda daha çok Gödel anlatabilirim. Biraz o konuda
Doktoramın başlangıcında o konuda çalışmış biriyim. Biraz kümeler teorisi anlatabilirim ama felsefe yaparım diye iddialı bir şey diyemem. Biraz sohbet ederiz. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür Bekleriz ederim. her zaman. Baş tacı ederiz. Teşekkür Efendim ederim. iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.